Antalya'dan mutlu günler diliyorum. Süper Lig'de Galatasaray hafta sonu Alanyaspor'a deplasmanda karşı karşıya gelecek ve şu anda hazırlıklarını Antalya'nın Lara bölgesinde sürdürüyor ve biz de kamp yaptı. Oteldeyiz. Galatasaray'ın yeni transferi aslında sarı kırmızı formayla daha önce hem gol krallığı hem de şampiyonluk yaşayan müthiş bir performansa imza atan Bafétimbi Gomis bizlerle birlikte. Kendisiyle özel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Sorularımızı yanıtlayacak. Önce Gomis'e teşekkür ederek ben de başlayayım. Tekrar bizlerle birlikte. Merci, c'est un plaisir de retrouver la Turquie et les visages qui me sont familiers à Galatasaray ou dans l'environnement du football turc et notamment beIN Sport. Ben de çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye tekrar geri geldim ve burada tanıdık yüzlerle beraberim. Galatasaray'da olsun, beIN Sport'ta olsun, futbol dünyasında olsun. Çok çok teşekkür ederim ben de. Önce Gomis'in hislerini alarak biraz başlayalım. Tekrar sarı kırmızılı formayla Gomis'i burada görüyoruz. Önce bir hislerini alarak başlayalım. Neler söylemek ister? Je suis content. Ça m'avait manqué, même si j'étais heureux en Arabie Saoudite. Après 3 ans et demi, après avoir tout gagné là-bas, j'avais besoin d'un nouveau challenge. C'était prévu que je parte en fin de saison, mais quand j'ai gagné la Ligue des Champions, il me fallait, j'aime bien me lever le matin avec des nouveaux défis, nouveaux challenges. Donc j'ai décidé d'arrêter et seul Galatasaray, un club comme Galatasaray pouvait m'attirer en Turquie parce qu'il était difficile pour moi de relever d'autres challenges en Turquie vu l'amour que j'ai reçu pendant ces 3 années et demie loin de Istanbul. Et comme Galatasaray était dans une situation difficile et quand l'appel de la famille a besoin de toi, il m'était impossible de refuser ça, même si cette histoire commence avec recommence avec une situation difficile pour Galatasaray. C'est pas la même équipe que j'ai laissée, qui était faite pour être championne. C'est un autre projet. On va essayer de faire la meilleure saison possible afin de remettre un peu de baume au cœur à nos supporters et les rendre fiers. Şu anda Türkiye'de olmaktan dolayı çok çok mutluyum. Açıkçası Arabistan'da da mutluydum. Ancak orada geçirdiğim 3,5 senenin sonunda kazanabileceğim her türlü kupayı kazanmıştım. Ve açıkçası yeni bir maceraya da ihtiyacım vardı. En son orada Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Ve onu kazandıktan sonra sezon sonuna kadar kontratım olmasına rağmen dedim ki bir değişiklik gerekiyor ve yeni bir kendime macera bulmam gerekiyordu. Ben de Galatasaray'ı tercih ettim bu noktada. Çünkü Türkiye'de ancak ve ancak Galatasaray beni kendisine çekebilirdi takım olarak. Çünkü geçmişten gelen de aramızda bir aşk bağı var. Baktığım zaman da Galatasaray zor bir durumdaydı. Ve bu noktada da ailem beni yardım için geri çağırıyordu. Ben de tabii ki yardıma koştum, ailemin yardımına koştum. Tabii ki 3,5 sene öncesindeki takımla aynı değil. Yeni takım arkadaşlarım var. Şimdi ona adapte olmam gerekiyor. Ancak şunu demeniz gerekiyor ki elimizden gelenin en iyisini yapıp iyi bir hale geleceğiz. Detaylandıracağız ama şunu da sormak istiyorum aslında Gomis'e. Galatasaray'dan teklifi tekrar duyduğu anda o anki hisleri neydi, neler düşündü, neler planladı? Donc quand on t'a fait une nouvelle proposition la dernière fois de Galatasaray, quels étaient tes sentiments? Bon, ils m'ont voulu une fois, ils m'ont appelé une fois depuis que je suis parti et content de retrouver parce que j'ai toujours considéré la Turquie et notamment Galatasaray comme ma maison. Et le fait qu'ils m'appellent, ça m'a flatté, ça m'a pas laissé indifférent. Et c'est pour ça que j'ai refusé toutes les autres propositions. Je sais qu'il y a beaucoup de spéculations autour de mon transfert, au niveau financier, tout ça. La seule chose que je peux dire, c'est que mon amour pour Galatasaray est toujours resté intact. Et c'est pour ça que j'ai refusé toutes les opportunités. C'est un gros risque de revenir ici.
parce que j'ai joué un an et l'histoire était belle, c'était terminé avec un titre de meilleur buteur et un titre de champion. Le fait de revenir avec une équipe qui est en difficulté prouve l'amour que j'ai pour Galatasaray. J'aurais pu choisir la facilité ou rester dans le pays du Golfe où j'aurais été bien rémunéré et gagner des titres et jouer sur ma réputation, ou rester à Al Hilal et rester dans ma zone de confort. J'ai préféré relever ce challenge de Galatasaray, parce que pour moi, Galatasaray, quand on voit ses quatre étoiles et une grande place du football turc et une grande place du football européen. Donc voilà, je suis fier de représenter à nouveau ce club. Il me reste un peu de temps pour me mettre en forme et débuter dans le premier match à domicile et essayer d'être un bon joueur et apporter une nouvelle énergie à l'équipe et mon expérience. Beni El Hilal'e gittiğimden beri bir kez aradılar ve aradıkları zaman da açıkçası çok çok mutlu oldum. Çünkü ben hem Türkiye'yi hem de Galatasaray'ı evim gibi görüyorum. Bu nedenle dolayı da aradıkları zaman bu durum çok çok hoşuma gitti. Ve bana gelen diğer bütün teklifleri de geri çevirmek zorunda kaldım. Gelişimle ilgili de özellikle de sözleşmenin finans konularıyla ilgili çok fazla spekülasyon yapıldı. Ancak ben buradaki Galatasaray'a olan, Türkiye'ye olan aşkımdan dolayı geri geldim. Bunu belirtmem gerekiyor ve geri gelişim de açıkçası riskli bir durum. Çünkü baktığınız zaman ben giderken buradan şampiyon bir takım ve gol kralı olarak ayrıldım. Ancak şu anda da sorunları olan bir takıma geri geliyorum. Dolayısıyla bu benim açımdan bir risk. Orada Suudi Arabistan'da kalıp El Hilal'de belki devam edip konfor alanında kalabilirdim. Ancak ben bunu tercih etmedim. Tam tersine benim için daha zorlu bir maceraya geçiş yapmak istedim. Ve bu nedenden dolayı da kolay tercihi bir yana bırakıp Galatasaray'a geri geldim. Galatasaray'a baktığın zaman Galatasaray hem Türkiye futbolunun hem de Avrupa futbolunun önde gelen takımlarından bir tanesi. Ve ben de buraya geri geldiğim için çok gururluyum. Şimdi tekrardan çalışmaları başlayıp tekrar evimizdeki oynayacağımız ilk maçtan itibaren de Galatasaray'a hizmet etmeye çalışacağım. Gomis'in Galatasaray taraftarıyla çok özel ve önemli bir ilişkisi var. Hatta ayrıldığı dönemde de bu ilişki sürekli devam etti. Taraftarın ona ilgisi, bu samimiyeti, aradaki bu bağ neye bağlıyor? Donc tu as une relation vraiment spéciale avec les fans de Galatasaray. Pour toi, c'est quoi la raison pour laquelle il y a une liaison entre toi et les fans? Bon, tout d'abord, l'année que j'ai passée ici, avec cet accueil dès le premier jour à l'aéroport, m'a montré que Galatasaray était une famille et qu'il m'avait accepté dès ce premier jour à Atatürk. Et puis, je suis quelqu'un de très émotionnel, comme les Turcs, et ils m'ont donné énormément d'amour et de respect. Et aussi, je leur ai donné cette façon de jouer en respectant le maillot de Galatasaray et en jouant avec le cœur. Et c'est ce que je vais m'efforcer de faire, et essayer d'apporter cette énergie à cette jeune équipe qui manque de leaders. C'est des bons joueurs avec du talent, mais il manque un peu de personnalité pour porter le maillot, à mon avis, de Galatasaray. Mais c'est des bons joueurs qui ont du talent. Et ce que je demande aux supporters, même s'ils ont été beaucoup patients, c'est d'être derrière nous, parce qu'on a besoin de nous. C'est grâce à nos supporters que Galatasaray a remporté toutes ces belles victoires. Et sans eux, on n'est rien. C'est le football sans ses supporters, et notamment Galatasaray qui compte 30 millions de supporters. On est rien. Il y a des choses difficiles. On voit ce qui est arrivé à notre ami et notre frère, Ahmed Çalık. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup peiné, parce que c'est quelqu'un qui est dans ma première année à Galatasaray, qui a été comme un petit frère, qui m'a beaucoup aidé, qui a été un grand professionnel. Et j'ai une forte pensée pour sa famille, que ben, je vais essayer de m'organiser pour un jour essayer de la rendre visite. Je pense qu'il était de Ankara,
Et j'espère qu'un jour, Inch'Allah, je pourrai rendre visite à sa famille parce que c'était un petit frère qui m'était cher. Öncelikle buradaki geçirdiğim seneyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Daha Türkiye'ye iner inmez havalimanında çok muhteşem bir karşılamayla karşılandım. Ve dolayısıyla da Atatürk Havalimanı'nda yaşadığım o karşılama Galatasaray'ın benim için bir aile olduğunu gösterdi. Ben de Türkler gibi açıkçası duygusal bir kişiyim. Saygı ve sevgiye önem veriyorum ve taraftarlarımız da aynı şekilde bu şekilde yaklaşıyor. Saygı ve sevgiyle yaklaşıyorlar. Galatasaray formasını giymek her zaman için kutsaldır ve ben de bunu her zaman için kalpten giydim ve içimdeki bu enerjiyi de her zaman için o formaya yansıtmaya çalıştım. Şu anda da baktığımız zaman aslında çok çok iyi oyuncularımız var. Gençler, belki sadece tek eksikleri olan gençliklerin de verdiği tecrübeyle daha lider karakterli bir abiye belki ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla da burada onları desteklemek için de taraftarlarımızdan biliyorum şu ana kadar çok sabırlı oldular. Ancak bizim yanımızda olmaları, bizim desteklemelerini talep ediyorum. Unutmamamız lazım ki Galatasaray 30 milyon taraftarda oluşan büyük bir grup ve dolayısıyla da bize destek vermelerini istiyorum. Şunu da Ahmet Çalı'yı da burada anmak istiyorum. Ben ilk geldiğim zaman bana çok yardımcı olmuştu. Ölümünün haberini aldığım zaman çok çok üzüldüm. Buradan ailesine de başsağlığı diliyorum. Ayrıca en yakın zamanda da Ankara'da gidip onları da ziyaret edeceğim. Bugünkü takımdan biraz bahsetti. Ailem beni geri çağırdı. Tekrar buradayım dedi ama takımın havasını nasıl değerlendiriyor? Çünkü şu anda 27 puanda zirveden uzak ve alt sıralara çok yakın bir Galatasaray var. Takımın özellikle bu kamp dönemindeki havası nasıl? Donc comment est l'atmosphère de Galatasaray dans ce camp là? Donc tu as dit que la famille t'a demandé à nouveau pour prendre responsabilité. Bon, je viens d'arriver, mais je vois des jeunes joueurs qui sont un peu crispés, déçus par la situation, parce que Galatasaray est une équipe que quand on est deuxième, on n'est déjà pas à la place qu'on doit occuper. Et on est en état de crise. Imaginez-vous quand l'équipe est à cette place-là, c'est pas facile, mais il y a encore beaucoup de points, de matchs à jouer. Et ce qui est bien avec ces supporters-là et ce club-là, on a alors 15 ou 14 chances de se rattraper et montrer qu'on est digne et qu'on mérite de porter ce maillot, parce que c'est pas tout le monde qui mérite et qui peut avoir la chance de jouer pour Galatasaray. Et à nous de travailler ensemble, c'est pas baffer tout seul. Moi je peux apporter mon leadership, mon énergie, mais ça sera des réponses collectives. Et je suis pas là pour avoir le rôle du héros. Je sais que les victoires seront collectives et ce sera tous ensemble. Maintenant, ce que moi je peux faire, c'est essayer d'être fédérateur, essayer de réunir, trouver des solutions. Là, on est en stage, ça va nous réunir. On va rentrer à Istanbul. Je vais, pour mon arrivée, inviter tous les joueurs à aller manger tous ensemble, parce qu'on doit créer un lien qui doit être plus fort. Les joueurs de Galatasaray doivent tous être des frères quand ils sont ensemble, en dehors du terrain et sur le terrain. Après, ça se ressentira. Donc voilà, ça sera un peu mon rôle. Le fait que je viens d'arriver, j'ai une nouvelle énergie avec les nouveaux joueurs. Et essayer de faire une belle partie de deuxième partie de saison. Et comme je l'ai dit, moi je suis venu à Galatasaray pour gagner. Et l'année prochaine, on devra gagner un titre. Evet, şu anda takıma yeni geldim. Ancak gördüğüm kadarıyla da genç oyuncularımız bu bulundukları durumdan dolayı durumdan rahatsızlar. Galatasaray'da ikinci olsanız bile orası sizin yeriniz değildir. Galatasaray'daki tek amacı vardır. O da birinci sıralıktır. Şimdi baktığımız zaman önümüzde çok fazla maç var ve dolayısıyla da kazanabileceğimiz çok fazla puan var. Bu 14-15 maç içerisinde tabii ki bizim çok fazla
zafer alacağımızı düşünüyorum. Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki ben sadece Buffett olarak değil, yani herkesin, takımdaki herkesin bir cevap vermesi gerekiyor. Ben burada kendi lider özelliğimi, enerjimi ortaya koyabilirim. Ancak sadece benim katacaklarımla değil, bütün takım arkadaşlarımın katacağı, yapacağı katkılarla beraber biz bir üst seviyeye çıkabileceğiz. Ayrıca İstanbul'a döndüğümüz zaman da yine tüm arkadaşlarımı bir araya toplayıp yemek yemeye çıkartmayı düşünüyorum. Çünkü Galatasaraylı oyuncu olmak sadece saha içinde değil, ayrıca saha içerisinde dışında da bir kardeşlik gerektiriyor. Ben açıkçası bu sene olmasa bile gelecek sene, bu seneyi iyi bir şekilde toparlayıp gelecek sene şampiyon olabileceğimize inanıyorum. Golcü Gomis'in yanında bu sezon biraz da abi Gomis'i mi göreceğiz? Donc tu es le buteur Buffet, mais à côté de ça aujourd'hui on va voir le grand frère Buffet. Bon, je suis un joueur important de l'équipe, il y en a d'autres. Encore une fois, je ne suis pas le héros. Il y aura 20 joueurs et chaque joueur aura sa partie importante à jouer. Tous les joueurs seront importants. C'est vrai de par mon expérience, mais encore une fois, la réussite des Galatasaray passera par une responsabilité de tous les joueurs et aussi d'une grande partie de nos supporters. Qu'on a besoin dans les moments difficiles. Ben tabii burada kahraman değilim. Hani burada herkesin belli bir rolü var ve o roller de bütün oyuncular için çok önemli. Ve Galatasaray'ın başarısı da herkesin sorumluluğundan geçiyor. Ayrıca burada taraftarlarımızın bize vereceği destek de çok çok önemli. C'est important d'avoir de l'humilité de ma part. Parce que c'est vrai que j'ai marqué l'histoire de Galatasaray, mais chaque année c'est différent et je dois venir avec l'humilité parce que c'est pas la même équipe, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes joueurs. Donc il faut avoir cette humilité de revenir et je dois reprouver que je mérite de jouer à Galatasaray et je dois reprouver aux joueurs qui peuvent compter sur moi. Tabii burada da alçak gönüllü olmak gerektiğini de belirtmem gerekiyor. Çünkü her ne kadar Galatasaray tarihinde damga vurmuş olsam da şu andaki bulunduğumuz koşullar, oynayan oyuncular tamamıyla bambaşka. Galatasaray formasını giyiyorsanız eğer bunu hak ettiğinizi göstermeniz gerekiyor. Bu benim için de geçerli. Ben de sürekli olarak çalışmam gerekiyor ki bu formayı giymeye hak kazanayım. Gomis Galatasaray tarihine geçen en önemli isimlerden bir tanesi. Şunu sormak istiyorum. Cagne, Mustafa Muhammed, Halil Dervişoğlu, hatta Oğulcan, Babel, yani çok hücum oyuncusu var Galatasaray'da. Bu forma rekabete nasıl yansıyacaktır? Neler söylemek ister bu konuda? Donc tu as marqué l'histoire de Galatasaray, mais il y a aussi beaucoup d'attaquants cette année donc dans l'équipe. Comment est-ce que ça va être un peu entre vous? Bon, ça c'est le coach qui va décider et c'est la concurrence. Il y en a dans tous les grands clubs et Galatasaray parmi ces grands clubs-là. Qui peut se permettre d'avoir le luxe d'avoir un plus grand attaquant. C'est bien, moi je suis là pour les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes pour mériter de jouer. Le plus important, comme on l'a toujours dit, il n'y a pas un joueur qui est plus grand que Galatasaray. Le meilleur jouera pour le bien de Galatasaray et Galatasaray doit avancer. On est tous de passage ici. Seul Galatasaray et les supporters vont rester. Le plus important, encore une fois, ça restera Galatasaray. Et on doit tous montrer qu'on mérite pour jouer pour ce grand club, spécial pour nous, à nos yeux. Et quand Galatasaray brille, la lumière de Galatasaray rejaillira sur tous les joueurs que nous sommes. Bu rekabet konusunda hani hoca karar verecek. Ancak rekabet tüm takımlarda var. Hani burada Galatasaray açıkçası en iyi forvetlere sahip olduğu için çok şanslı olduğunu söyleyebilirim. Ben de kendi adıma diğer arkadaşlarımı her zaman için destekleyeceğim. Daha iyi yapmaları için onları özendireceğim. Şunu bilmemiz gerekiyor ki Galatasaray'dan daha büyük bir oyuncu yok. Hepimiz geçiciyiz. Burada tek var olacak olan şey Galatasaray ve Galatasaray'ın taraftarları olacaktır.
Hepimiz de bütün bu forvette oynayan arkadaşlarımızın hepsi de Galatasaray formasını hak ettiğimizi göstermemiz gerekiyor. Galatasaray'ı parlatıp Galatasaray'ın ışığını parlatmamız gerekiyor. Özellikle son haftalarda alınan sonuçlar pek de iç açıcı değil Galatasaray maçlarında baktığımız zaman. Alanyaspor maçı son derece önemli. Sahada nasıl bir Galatasaray göreceğiz? Bu konuyla ilgili yorumunu alabilir miyiz komisyon? Donc les résultats qu'on a eu ces dernières semaines-ci ne sont pas très très bien. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour le match de Alanyaspor? Bon, je ne sais pas, je vais être trop juste physiquement pour débuter ce match. Je vais être en retrait dès le début des négociations avec Galatasaray. Je ne savais pas si ça allait se faire, mais j'avais mis dans un coin de ma tête le match contre Kayseri. D'être prêt pour ce match. Donc je me prépare pour le match de Kayseri. L'équipe, avant ça, moi j'ai malheureusement que je me suis entraîné pour la première fois avec mes coéquipiers aujourd'hui. C'est trop juste pour jouer ou pour être sur le banc. Mais je me tiens prêt pour le match de Kayseri, être à 100% et apporter ce que je dois apporter à cette équipe. J'ai confiance en mes coéquipiers et ils l'ont montré contre Trabzonspor que c'était une équipe qui jouait bien au football. Malheureusement, avec la jeunesse, comme je vous ai dit, ils ont manqué un peu d'expérience et de personnalité, de caractère pour jouer d'une bonne façon durant 90 minutes. Mais regardez ce que cette équipe fait en Coupe d'Europe, c'est magnifique, ça montre qu'ils ont du talent. Mais par moment, ils font une ou deux petites erreurs qui leur coûtent beaucoup de points. Mais j'ai bon espoir en futur. On doit croire, jamais renoncer. Et je leur ai dit lors de mon discours d'arrivée que dans le football, j'ai appris beaucoup plus de choses quand j'étais en difficulté individuellement et collectivement dans les équipes où ça allait mal que quand tout allait bien. C'est dans ces moments-là qu'on construit une équipe, qu'on montre qu'on grandit humainement, qu'on grandit avec du caractère, parce que je connais pas de grands joueurs, de grandes équipes qui n'ont pas de personnalité et de caractère. Et c'est ça que, dans ces moments-là, c'est comme ça qu'ils progressent et qu'ils vont grandir en tant que joueurs. Açıkçası şunu söylemem gerekiyor ki fiziksel olarak tam oynamak istediğim noktada değilim. Tam %100 olarak hazır olmam ancak Kayseri Spor maçıyla kesinleşecek gibi. Çünkü işte görüşmeler sonucunda tam buraya başlayıp başlamayacağımı tam %100 bilmiyordum. Onun için de %100'ümü ancak Kayseri maçında verebileceğim. Bugün ilk defa takımda birlikte, arkadaşlarımla birlikte antrenman yapma şansı buldum. Ben Alanya maçıyla ilgili olarak da şunu söylemek istiyorum. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Bunun en iyi örneğinde Trabzonspor'a karşı oynanan maçta gösterebiliriz. Gençler ama belki deneyim eksikliği oldu ve birkaç hatadan dolayı da işte gol yendi. İyi bir takım ve yetenekli bir takım olduğunun en büyük göstergesi de Avrupa'daki yaptıklarına bakarak görebiliriz. Bu takım arkadaşlarımın ne kadar kaliteli ve oyuncular olduğunu gösteriyor. Ben bu takımın geleceğine de inanıyorum. Şunu unutmamız lazım ki buraya ilk geldiğimde de takım arkadaşlarıma dedim ki ancak zorluklardan bir şeyler öğrenebiliriz ve kendimizi ancak o şekilde geliştirebiliriz zorluklardan. Zorluklarla mücadele ettikçe insanlar karakter gelişir, kişilik aynı şekilde gelişir ve ancak bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Evet, şu anda zor bir dönemden geçiyoruz takım olarak. Ancak bizim de gelişmemiz, tam bir takım olarak sahaya çıkmamız bu zorlukların üstesinden geldikten sonra olacak. Kayseri Spor maçı iç sahada oynanacak. Galatasaray taraftarını özledi mi? Kayseri Spor maçı için de biraz heyecanlı mı? Donc, est-ce que les fans de Galatasaray t'ont manqué? C'est pour la première fois que tu vas les énorme, voir. Énorme, énormément, énormément. Ce que j'ai vécu ici, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. C'est les meilleurs moments l'un des meilleurs moments de ma carrière.
le fait que Galatasaray, quand on a été champion, que ce titre soit fêté, pas qu'à Istanbul, mais de partout dans le monde, en Belgique, en Allemagne, à Istanbul ou dans toutes les villes de Turquie, avec la communauté de Galatasaray qui est très grande, même en France. C'était pour moi des moments uniques et que je suis venu pour revivre parce que je suis quelqu'un d'ambitieux qui a des grands rêves et je suis venu pour encore rêver plus grand. Encore une fois, là je suis venu, c'est une année difficile. Je ne suis pas ici pour mentir aux supporters. Ça, on va passer par des moments difficiles. On va s'accrocher, essayer de terminer de la meilleure façon possible l'année. En plus, on a encore un match en Coupe d'Europe. On va donner tout ce qui est possible au moment actuel. Mais moi, je suis venu pour gagner et on fera tout pour construire la meilleure équipe. On dit que les grandes équipes se construisent dans la difficulté. On y est. On va tout faire pour sortir de cette situation le plus rapidement possible et revenir encore plus grand et montrer qu'on mérite tous de jouer pour Galatasaray. Galatasaray ve Galatasaray taraftarını çok çok özledim. Buradaki yaşadıklarım, kariyerimde yaşadığım şeylerin çok üstündeydi. Galatasaray'la şampiyon olmak demek sadece burada Galatasaray taraftarlarıyla şampiyon olmak demek değil. Bütün dünyada bu kutlanıyor. Sadece Türkiye'de değil, Almanya'da, Fransa'da, Türkiye'nin bütün şehirlerinde kutlanıyor ve bunlar çok eşsiz anlar. Ben de bu anları açıkçası tekrardan yaşamak istiyorum. Tabii burada hani yalan söylemeyeceğim, zor zamanlardan geçiyoruz ve birazcık daha geçmeye devam edeceğiz. Ancak bu seneyi de en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ayrıca bunun yanında Avrupa Kupası maçları da var. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Ben buraya kişisel olarak kazanmaya geldim. Buradan iyi bir takım yaratacağız ve bu durumdan çıkıp tekrardan kupalar kazanmaya başlayacağız. Ligden bahsettik ama Avrupa'nın altını çizdi Gomis. Galatasaray'ın Avrupa'da müthiş bir başarısı var. Şansı nasıl değerlendiriyor? Donc tu as souligné l'Europe, les matchs qu'on va jouer en Europe. Pour toi, quelles sont les chances qu'on continue en Europe donc? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas parce que je connais pas encore le tirage, il n'a pas encore été fait. Mais l'Europe, c'est la cerise sur le gâteau, c'est du bonus. La situation en championnat m'inquiète et inquiète tous les supporters de Galatasaray, toute la communauté. La priorité aujourd'hui, c'est bien sûr c'est de bien figurer en Europe parce que c'est la vitrine du football turc et Galatasaray est le seul parmi les grands clubs turcs de notre championnat à avoir gagné cette Coupe d'Europe. Donc c'est important pour Galatasaray de bien figurer en Coupe d'Europe, mais je l'espère qu'on va se réveiller et moi j'ai toujours eu des grands rêves. Quand tu es ambitieux, tu as toujours des grands rêves et je vais tout faire de ce qui est mon possible pour rendre fiers les supporters et essayer de faire en sorte que l'année prochaine on se qualifie pour une Coupe d'Europe. C'est pas gagné. Beaucoup de gens vont rire aujourd'hui, mais en tout cas, moi j'y crois et on va travailler pour. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, on travaillera l'année prochaine pour être champion. Quand je suis venu ici, dès ma première semaine, on s'est fait éliminer par une équipe suédoise. Et les supporters n'avaient pas apprécié nos rivales. Rigoler de Galatasaray et ça nous a construit en tant qu'équipe. Il y a eu un Galatasaray très agressif pendant la saison et ça nous a permis d'être champion à la fin de l'année. Mais on avait construit cette équipe sur un échec avec une équipe suédoise, Östersund, je ne me rappelle plus. Mais ça avait été très dur, mais on avait créé un lien très fort.
Et il a fallu beaucoup de personnalité pour rendre fiers nos fervents supporters qu'on aime vraiment et qu'on veut rendre fiers. Şu anda Avrupa ile ilgili bir şey söylemem çok doğru değil çünkü henüz hangi takımla eşleşeceğimiz belli değil. Dolayısıyla onunla ilgili bir şey söylemem şu anda yersiz. Ama baktığımız zaman da Avrupa pastanın üzerindeki bir kiraz gibidir. Yani Galatasaray'ın da aslında önceliği şu noktada belki Avrupa olması lazım. Çünkü Avrupa bir vitrin ve Galatasaray da Türkiye'de bu kupayı kazanabilen tek takım. Dolayısıyla Avrupa Kupası'nda olabildiğince iyi bir şekilde temsil etmeye çalışacağız. Ancak bunun yanında da tabii uyanmamız gerekiyor. Yani bu ligdeki durumdan çıkmamız, işte kendimizi takım olarak bir uyandırmamız. Benim açıkçası büyük hayallerim var ve bu hayalleri de gerçekleştirmek için çok çalışmamız gerekiyor. Yani sadece benim de değil, bütün takım arkadaşlarımın aynı şekilde çok çalışması gerekiyor. Bu sene olmaz, belki seneye olur. Ancak mesela şunu da örnek vereyim. İlk geldiğim sene işte Avrupa Kupaları ile ilgili Östersund'la oynuyorduk. Ve yenildik. Yenildikten sonra da açıkçası biz bir takım olmayı öğrendik. Her ne kadar zor bir süreç olsa da işte taraftarlar belki bize çok kızdı. Ancak bizim takım olarak bir araya gelmemizi sağlayan da bu maçtı. Şimdi yine aynı şekilde karakterimizi ortaya koyup iyi bir şekilde oynarsak Avrupa'da da bakalım göreceğiz. Fatih Terim'le bir baba oğul ilişkisi vardı. Çok özel bir ilişkileri vardı. Sürekli görüşüyorlardı. Şunu da sormak istiyorum. Galatasaray'da yeni bir dönem, Domenech Torrent dönemi. Bu konulara değinmek ister mi? Neler söylemek ister? Yeni hocayla konuşmalar ve bunun dışında antrenmanlar nasıl devam ediyor? Donc tu avais une relation de père et de fils avec le coach Terim. Et comment tu trouves le coach, le nouveau coach Bon, Domenech, son système? Je viens d'arriver. Je ne peux pas émettre un jugement. C'est un bon coach qui a une expérience du haut niveau avec Pep Guardiola apparemment et qui a entraîné aussi avant. C'est pas facile de passer avant Baba Terim parce que c'est quelqu'un qui a gagné 2 étoiles pour Galatasaray, le plus grand entraîneur de l'histoire du football turc. Mais bon, voilà, aujourd'hui on est là et je souhaite bonne chance à cet nouvel entraîneur. J'espère qu'il va réussir parce que le goût de gagner des matchs et des titres pour Galatasaray, j'ai joué pour beaucoup de clubs, mais Galatasaray a un goût si spécial. Et ça, c'est. Je lui souhaite de connaître en tout cas ce bonheur. Et puis, bah, au passage, je fais un petit coucou au coach Terim et salue tout ce qu'il a fait pour Galatasaray et sa communauté. Ça ne changera rien à notre belle et grande relation avec lui qui m'a permis de connaître mon premier titre, de gagner mon premier titre en Turquie. Şu anda takıma yeni geldiğim için bir şey söylemem, Domenech Hoca ile ilgili bir şey söylemem çok bir şey söyleyemem açıkçası. Şu anda iyi bir hoca olduğunu, daha önceden Pep Guardiola ile beraber iyi takımlar çalıştırdığını, ondan öncesinde de yine kendi teknik direktör olarak çalıştığını biliyorum. Ancak tabii Fatih Hoca'dan sonra Galatasaray'a gelmek de kolay değil. Çünkü Fatih Hoca Türk futbol tarihinin en iyi hocası. Galatasaray'a 2 yıldız kazandırmış bir hoca. Ve açıkçası burada sadece Domi Hoca'ya bol şans diliyorum. Şu anda henüz Galatasaray için zafer kazanmanın nasıl bir duygu olduğunu bilmiyor. Ancak bunu da en kısa zamanda tatmasını diliyorum. Birçok kulüpten oynadım ancak böyle bir duyguyu Galatasaray'daki kadar özel olduğunu hiçbir zaman için hissetmedim. Tabi burada Fatih Hocama da selamlarımı göndermek istiyorum. Kendisi sayesinde ben ilk şampiyonluğumu yaşadım. Onunla ilişkimiz aynı şekilde özel olarak devam ediyor. Kendisine buradan selamlarımı iletiyorum.
Son sorularıma geliyorum. Öncelikle hem Aslan gol sevinci hem de çalan şarkı. Bunu özledi mi? Bu konuyla ilgili yorum da alabilir miyiz? À propos des buts, tu faisais le Lion et aussi la chanson. Est-ce qu'elle te manque? Elle me manque énormément. Elle me manque énormément. Le fait de gagner, parce que j'aime beaucoup marquer, mais le plus important, c'est que j'aime gagner avec Galatasaray. Je ne suis pas venu ici avec un objectif de but. Je suis ici revenu pour aider Galatasaray à gagner. Donc si je dois faire la passe, je ferai la passe pour que les supporters de Galatasaray soient contents. Les supporters de Galatasaray et Galatasaray sont contents quand ils gagnent. Peu importe qui marque, malheureusement, ils veulent voir un attaquant devant qui court, qui joue avec le cœur, qui presse, qui défend et qui joue. C'est comme ça que Galatasaray s'est joué et c'est ça le plus important. Après, naturellement, quand tu joues bien et que tu fais les gestes justes, je vais marquer des buts, mais je n'ai pas d'objectif premier. Je viens avec toute l'humilité qu'il faut avoir. Ma seule et unique ambition, c'est de gagner avec Galatasaray et je suis prêt à tout donner, même pas marquer un but, mais l'essentiel, c'est aider Galatasaray à gagner. Et ça, c'est mon rôle, et montrer que j'ai pas d'objectif individuel, mon objectif est collectif, et Galatasaray doit gagner. Et ça a toujours été ma mentalité, et c'est ce qui m'a permis de gagner tous les titres et marquer les nombreux buts que j'ai marqués sans faire de fixation là-dessus. Evet, golü ve sevinci de ayrıca şarkıyı da çok özledim. Ancak ben buraya özellikle kazanmak için geldim. Yani gol atmak evet çok çok güzel bir şey. Ancak şu andaki en önemli şey zafer kazanmak. Yani pas yapmak gerekiyorsa pas yapacağım. Gerekiyorsa gol atmayacağım. Yeter ki takım bu noktada kazansın. Kimin attığı önemli değil. Ancak burada Galatasaray taraftarımızı sevindirmek çok çok önemli. Elbette ki onlar pres yapan, koşan bir golcü istiyorlar. İyi oynayınca tabii ki goller gelir. Ancak dediğim gibi burada benim şahsi olarak tek hedefim Galatasaray'ın kazanması. Biz takım olarak kazanırsak zaten devamı da gelecek. Son olarak noktalamadan önce Gomis'in buradan Galatasaray taraftarına mesajı nedir? Donc dernièrement, quel est ton message pour les fans de Galatasaray? Merci encore pour tout cet amour qu'ils m'ont donné malgré que je sois loin de la Turquie. C'est quelque chose qui m'a touché. Ils m'ont beaucoup, beaucoup, énormément manqué. Parce que lors de mon départ, j'étais pas préparé à partir. Et je pense que ça s'est vu. Lorsque je suis parti, j'étais plutôt triste. Parce que je sentais plus l'amour de certaines personnes qui étaient au club. On n'a jamais coupé le lien ensemble. Et aujourd'hui, quand Galatasaray a fait appel à moi et que j'ai senti que désormais, que toutes les conditions étaient réunies et notamment l'amour des supporters pour que je rejoigne cette équipe afin d'apporter ma pierre à l'édifice. Voilà, c'est une nouvelle chance qui m'est donnée de reporter ce maillot qui m'est cher. Et j'espère en tout cas gagner de nombreuses victoires, marquer de nombreux buts. Pour eux, en tout cas, je les aime et je leur prouverai encore une fois que de porter le maillot de Galatasaray pour moi, c'est quelque chose de spécial et unique. Malgré que ce soit difficile, j'ai voulu relever une situation difficile. Je suis venu relever ce challenge pour eux, par amour aussi. Et j'espère qu'on vivra une deuxième belle histoire d'amour. Çok çok teşekkür ediyorum onlara gösterdiklerine, bana karşı gösterdikleri bu büyük aşk için. Her ne kadar Türkiye'den uzakta da olsam yine de bu sevgi bağımız devam etti ve ben de onları bu nedenden dolayı çok özledim. Siz de fark etmişsinizdir, giderken çok hazır değildim gitmeye. Dolayısıyla buradan ayrılırken
mutsuz bir şekilde ayrıldığımı söyleyebilirim. Bu noktada kulüpteki bazı insanların sevgilerini kaybettiğini düşünüyorum. Tabii Galatasaray bugün beni tekrardan çağırınca, özellikle taraftarın sevgisi olunca tekrardan bu kutsal formayı giyip onlara sevgimi kanıtlayacağımı düşünüyorum. Zor durumda da olsa tekrardan ikinci bir aşk hikayesini taraftarımızla beraber yazacağız. Çok teşekkür ediyoruz Gomis'e. Değerli izleyenler, şu anda Galatasaray'ın Antalya'da sürdürdüğü kamptayız ve sarı kırmızılıların aslında bu formayla çok büyük başarılar yaşamış ismi Bafétimbi Gomis yeniden Galatasaray forması giyecek ve bu özel röportajda sorularımızı yanıtladı. Kameraman arkadaşımız Aslan Cankaba görüntüleri sizlere taşıdı. Biz de Ersan'a tekrar tercüme için, yardım için teşekkür ediyoruz. Roxanne, bir kez daha sözü sana bırakalım.